أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العظيم. Kıymetli dostlar, tarih yaklaşık olarak milattan önce 20. yüzyılları göstermekteydi. Hazreti İbrahim Filistin topraklarında yaşarken Rabbinden aldığı emir üzerine eşi Hacer'i ve henüz annesini emmekte olan oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi. Onları daha sonra inşa edecekleri Kabe'nin yanında bıraktıktan sonra ilgi çekmeleri ve bu beldenin bereketli olması için dualar ederek oradan ayrıldı. Ailesini Allah'a havale etmişti Hazreti İbrahim. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi ne içecek su vardı ne de ziraat yapılıyordu. Bir süre sonra Cürhum kabilesinden gelen bir grup insan Mekke civarına yerleşerek orada Hacer ve oğluyla birlikte yaşamaya başladılar. Ve kısa sürede birbirleriyle kaynaştılar. Yıllar geçti ve İbrahim Aleyhisselam tekrar Mekke'ye geldi. Oğlu İsmail'e Allahu Teala'nın kendisine buraya bir ev yapmasını emrettiğini söyledi ve oğlundan yardım istedi. İsmail'in bu teklifi derhal kabul etmesi üzerine baba oğul kendilerine gösterilen yerde Kabe'nin temellerini yükseltmeye başladılar. İsmail Aleyhisselam taş getirdi, İbrahim Aleyhisselam binayı yaptı. Ve Allah Teala'ya kendilerinden bu hizmeti kabul etmesi için birlikte dua ettiler. Yüce Allah elçisi Hazreti İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve evini tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizlemesini emretmişti. Ardından da insanlara haccı ilan etmesini, onların da ister yaya olarak, ister develeri üzerinde bir takım menfaatleri de elde etmeleri ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını anmaları için hacca gelmelerini emir buyurmuştu. Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin Medine dönemine gelindiğinde hac ibadeti farz kılınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir hutbe okumuş ve "Ey insanlar, hac size farz kılındı, hac edin" buyurmuştur. Bunun üzerine Temimli sahabi Akra bin Habis "Her sene mi ey Allah'ın Resulü?" diye sormuş. Resulullah aleyhissalatü vesselam sükut ettikten sonra Akra'nın sorusunu 3 defa tekrarlaması üzerine "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve siz buna güç yetiremezdiniz. Fakat hac ömürde bir defadır. Fazlası ise nafiledir" demiş ve şu uyarıda bulunmuştu: "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni serbest bırakın. Sizden önceki ümmetler başka bir sebeple değil, çok soru sormaları ve peygamberleriyle ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak oldular. Sizden bir şey istediğim zaman gücünüz yettiği kadarıyla onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da derhal onu bırakın." Bunun üzerine Allah Teala "Ey iman edenler, açıklandığı zaman size zorluk verecek şeyleri sormayın" ayetini indirmiştir. Kıymetli dostlar, Mekke arz ile semanın, yerle göğün, şehadet alemiyle gayb aleminin buluştuğu yerdir. Allah Teala son olarak buradan bir insanı seçmiş ve onun vasıtasıyla insanlıkla konuşmuştur. Mekke vahyin rahmi ve beşiğidir. Vahiy burada ete kemiğe bürünmüş, burada büyümüş ve gelişmiştir. Kutsal burada tecelli etmiş, gayb burada kendini ifşa etmiştir.
Kıymetli dostlar, hac ise ummana açılmaktır. Günahlardan kararan kalpleri bembeyaz kar sularına batırmaktır. Beyaz ihramlarla kuşatılmış bedenler gibi hayata beyaz bir sayfa açmaktır. Hac, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır ayeti tecelli ederek, milyonlarca insanın kutsal topraklarda toplanmasıdır. Bu, alelade bir toplanma değildir elbette. Ruhlar eles bezmini hatırlar orada. Perdeler kalkar gözlerden. Mahşer kopup gelir zaman çizgisinden. Ve maveradan bir ses duyulur. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur Allah'ım, buyur. Emrindeyim, buyur. Buyur Allah'ım, senin asla ortağın yoktur. Buyur Allah'ım, şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin asla ortağın yoktur. Sevgili seyircilerimiz, Kardelen TV ekranlarında canlı yayında Cuma'nın Bereketi programı ile huzurlarınızdayız. Sesimizin ve suretimizin ulaştığı tüm gönül coğrafyamıza selam olsun. Bu vesileyle sizleri kemal-i hürmet ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün inşallah kıymetli konuğumla haccı konuşacağız. Bugün Erzurum İl Müftü Yardımcımız Cahit Küçük Yıldız Hocam konuğum olacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz muhterem hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Ben de seyircilerimize, bizi dinleyenlere buradan selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, bereketli saatler diliyorum. Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Engin hocamız sağ olsun. Bizi şenlendirdi. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli dostlar, Kur'an tilavetinde bulunan hocamız Ebu İshak Camii müezzin kayyımı Engin Şahin hocam, o güzel sesiyle, tilavetiyle hocamızın da buyurduğu gibi ruhlarımızı coşturdu. Kıymetli hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesinize, sadanıza sağlık. Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Eyvallah. Muhterem hocam, malum artık çok güzel bir zaman dilimine giriyoruz. Bundan evvel Ramazan-ı Şerif'i uğurladık. O Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken tuttuğumuz oruçların, yaptığımız hayır hasenatın da bir gereği olarak gönlümüzde büyük bir hicran, büyük bir hasret vardı. Ancak Ramazan-ı Şerif'in gidişi aynı zamanda başka bir rahmet mevsiminin de muştusu. Malum bizler mübarek beldelere, Ravza-i Mutahhara'ya, Kabe-i Muazzama'ya kavuşma zamanına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu son iki yıldır kıymetli hocam, pandemi süreci sebebiyle hacdan da umrelerimizden de mahrum kalmıştık. Ama elhamdülillah bu sene itibariyle inşallah kısa süre sonra yeni hac yolcularımızı, hacı adaylarımızı kutsal beldelere, Ravza-i Mutahhara'ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifine, Kabe-i Muazzama'ya göndereceğiz. Sayın hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum Buniyel İslam ala hamsin diye başlayan hadis-i şerifte İslam'ın beş esasını sayarken haccı da bunların içerisinde zikrediyor. Şöyle konumuza bir girizgah olması açısından muhterem hocam, hac ibadeti nedir? Hem Allah katında hem peygamberleri katında bu ibadeti önemli kılan, özellikli kılan durumlar nelerdir? Kısaca inşallah kıymetli hocam bu şekilde başlayarak bir girizgah yapmış olalım. Buyurun. Eyvallah, kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli hocam, değerli hocamın okuduğu ayeti kerimeler ve yine sizin girişte Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan atıfla, ayetlere işaretle
hac ibadetine vurgunuzdan ben de oradan bir giriş yapmak istersem. Buyurun hocam. Öncelikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın malum bir duası vardır. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimhumul kitab diye devam eden o Kabe'yi inşa ederken aynı zamanda Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Allah'ın dostu, Allah'ın sevdiği bir kul, büyük peygamberlerden, ulul azm peygamberlerden birisi olan ve bize Kur'an'da çokça örnek gösterilen, hocamızın okuduğu ayeti kerimede de onun yolu bize tavsiye edilen Estaizu billah millete ebikum İbrahim huve semmakumul muslimin, sizin de İbrahim'in yoluna, milletine, yani inanış, yaşayış anlayışına davet ediyorum, ona tabi olun emrince. Hazreti İbrahim Aleyhisselam orada bir dua yapmıştı. İnşa ederken de sonrasında gelecek ümmetlere o güzel efendim niyazıyla dua etmişti. Biz o duaya mazhar bir milletiz, insanız. Bu bizim için büyük bir şükür. Ya Rabbi, buraya yerleştireceğimiz yerleşen nesillerden onlara kendilerinden bir peygamber gönder, resuller gönder, hakkı, hakikati, batılı efendim öğretsinler. Dolayısıyla senin rızana erdirecek yolları göstersinler diye dua etmişti. Sonrasında bir ayeti kerime hemen aklımıza geliyor. Bu duanın makbuliyetine dair لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Efendim Allah kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle aslında insanlara büyük bir lütufta bulundu. Şimdi biz hac ibadeti, diğer ibadetler, efendim kulluğu konuşurken öncelikle Rabbimizin bize inayeti, lütfu, ikramını unutmamamız lazım. Çünkü biz gaybtan konuşuyoruz. Biz ibadet deyince, iman deyince, yu'minune bil gaybi mucibince biz aslında gaybtan konuşuyoruz. Bizim gücümüz, kudretimiz ne ki biz gayiplere efendim dalalım da oradan bir şey söyleyelim. Dolayısıyla o konuşma gücünü ve kudretini veren Rabbimiz bize büyük bir nimet bahşetmiş. Ve görmediğimiz alemleri, gaybı bize Kur'an ile, vahiy ile bildirmiş. Dolayısıyla hakkı batılı göstermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yürümüş. Bize de onun gibi yürüyün demiş. Hacda da göreceğiz. Haccın menasikini benden alın. Yani uygulama esaslarını, efendim ibadet tarzını benden öğrenin dediğini de hatırlarsak Efendimiz'i bizim önümüzden yürütmüş. Dolayısıyla kıymetli izleyicilerimiz ve değerli hocam, biz hac ibadetiyle aslında önemi nereden kaynaklanıyor? Biz işte o Efendimiz'in izinden yürürken, onun arkasından takip ederken aslında Rabbimize, tarihe, efendim peygamberlere, ashab-ı kirama bir yürüyüş yapmış oluyoruz. Evet. Hac ibadetiyle. Giden kardeşlerimiz bilirler, muhteşem bir duygudur hac ibadeti. Anlatıldığı gibi değildir, yaşanır, tadılır. Dolayısıyla oradaki o heyecan, o zevk, efendim hatırası önemi son derece büyüktür. Çünkü biz orada hac manası malumunuz kastederek bir yere yürümektir. Efendim bir yürüyüş sergilemektir. Tabii burada hac derken de Allah'ın evini ziyaret etmek, tavaf etmek, oradaki menasiki efendim ibadet ibadetleri yerine getirmek için biz bir yürüyüş yapıyoruz. Kasıtlı bir şekilde oraya gidiyoruz. Gidenler de biliyorlar, oranın manzarası çok da güzel değil. Dağ taşı efendim çok da çekici değil ama oraya yüklenmiş o dua, o maneviyat, Hazreti evet. Adem Aleyhisselam'ın orada dünyaya efendim başlaması tabiri caizse. O misyon değil mi? O misyon, hocam? O görev ve en doğal, en doğrusu da Rabbimizin rızasını erdirecek o yürüyüş. İşte hac böyle insanı, siz de konuşmanızın başında ifade ettiniz, insanı ulvi bir yolculuğa çıkaran, efendim tabiri caizse gücünün üstündeki bir enerjiyle belki de
tahammül, normal vakitlerde tahammül edemeyeceği bir heyecanla Allah'a yürümedir. Şimdi biz ibadet etmek için yaratılmışız malumunuz. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve ona kulluk vazifemiz. Hac ibadeti bütün ibadetleri cem ettiği için son derece önemli, efendim güzel bir ibadet. Tabiri caizse bir ay boyunca biz oradaki o ibadetleri yerine getirmek için bir ay dediğim şu, biz genel olarak ortalama hac ibadeti bir ay sürüyor. Ama ne kadar sürerse sürsün bütün heyecanımızı ibadete ve kulluğa veriyoruz. Dolayısıyla bizim manevi yükselişimiz için, efendim kulluk kulluğumuzu artırmak, rızaya ermek için tabiri caizse bütün benliğimizi verdiğimiz güzel bir ibadet. Son derece önemli bir ibadet. Onun için bu yıl başlamış olması bizim için büyük bir lütuf. İki yıl olmadı. Rabbimiz dilemeyince ona kulluk bile edemediğimizi, bazı ibadetleri yapamadığımızı gördük. İşte camilerde bazen cumayı kılamadık, kılmadığımız zamanlar oldu. Yani dolayısıyla her bir taraftan baktığımızda bu bir büyük bir nimet, önemli bir fırsat. Kulun bunu yaşaması gerekiyor. Çağrılma diye bir şey var ya kıymetli hocam, halk arasında hacca çağrılma. Evet. Çağrılmadan gidememe. İşte siz son iki yılda Cenab-ı Mevla bizi ravzasına kabul etmedi. Evet, bir takım sebepleri var, evet. Ama bu sebeplerin arkasında sonuca baktığımızda biz gidemedik. Evet, gidemedik. Bu davete icabet edemedik. Bu heyecanı yaşayamadık. Neticede yapamadık. Bunu neye bağlarız? Yine her bunu şeye bağlayabiliriz. Her şeye bağlayabiliriz ama tabii. Sebeplerin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla bir imtihandır, bir denemedir, bir efendim silkelenme için bir Rabbimizden bir uyarıdır. Biz böyle algılarsak avantaja dönüştürebiliriz bu olayı da. Evet. Dolayısıyla bu dönemin başlamış olması bizim için büyük bir nimettir. Çünkü orada malumunuz giden milyonlarca hacı insanlık için dua etmektedir. Evet. Biz iki yıl ondan mahrum kaldık. Elbette evlerimizde dua ettik ama Arafat'ta yapılan duayı malumunuz kabul edilen dualar ibadetin, hac ibadetinin feyziyle ilgili konuştuğumuzda onu söyleyeceğiz ve reddedilmeyen dualar. Biz ama bundan bir manada mahrum olmuştuk. İnşallah Rabbimiz elimizde olmayan imkanlardan kaynaklandığı için Rabbimiz bu maneviyatta bizim dualarımızı kabul etmiştir diye ümit ediyoruz hocam. Evet, İnşallah kıymetli hocam. İki senenin ardından bu sene yeniden artık hacı adaylarımızı kutsal topraklara yolcu edeceğiz. Rabbim gidenlere yeniden gidebilmeyi, gitmeyenlere de inşallah o haccı, Kabe'yi, Beytullah'ı, Arafat'ı, Müzdelifesi'yle, Ravza-i Mutahharası'yla inşallah görebilmeyi de nasip i̇nşallah, eylesin. İnşallah. Kıymetli hocam, bu girizgahın ardından şöyle bir soru sorsam ne söylersiniz? Malum hac ibadeti bir nevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine, yani asr-ı saadete yolculuktur. Hacı gönlüyle, zihniyle, bedeniyle aynı zamanda asr-ı saadete bir yolculuk yapmış olur. Oraya bir hicret vardır aslında hac ibadetiyle beraber. Mekke'de Kabe'ye ve mukaddes yerlere, Medine'de Allah'ın Resulüne, Ensar'a misafir olmak bir nevi hac ibadeti. Hadizatında kendine has birçok yönü var kıymetli hocam. Bazen belki siz az sonra bahsedeceksiniz. Birçok ibadet sembolikmiş gibi görünse de onun hinterlandında, yani arka kısmında yatan birçok manevi neden söz konusu. Bu ibadetler Allah nasıl emrettiyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl uyguladıysa o şekilde yapılan ibadetler. Tavafıyla, sayıyla, şeytan taşlamasıyla, Arafat'ı ve Müzdelifesi'yle birçok ibadet hac ibadetinin kendisine has. Böyle düşündüğümüzde kıymetli hocam, haccın bu özellikleriyle alakalı, yani kendine has özellikleriyle alakalı neler söyleyebiliriz? Çünkü normal zaman dilimlerinde namazı bir kenara bırakırsak, işte Kabe'nin etrafında tavaf etmek, Müzdelife'de, Müzdelife'ye gitmek, Safa Merve arasında say yapmak, Arafat'a çıkmak normal rutin ibadetlerimiz arasında yok.
Hac ibadetini bu özellikleriyle beraber değerlendirdiğimizde neler söyleyebiliriz kıymetli hocam? Tabii değerli hocam. Şimdi dedik ya, bizim vazifemiz ibadetler ile Rabbimize rızasını ermek. Evet. Onun sevgisini kazanmak. Her bir mekan ve zamanda Rabbimiz bizi kendisine yaklaştıracak amellerle yönlendirmiş, hidayet dediğimiz. Evet. O gücü bize katmış, yol göstermiş, vazifelerimizi bildirmiş. Ama her bir, mesela her bir insanın vücudunun gıdası, efendim hazmi vesairesi farklılaştığı gibi her bir vaktin, her bir zamanın, her bir mekanın da kendine göre özellikleri var. O özelliklere göre Rabbimiz de bizim ibadetimizi, kulluğumuzu süslemiş, genişletmiş, çeşitlendirmiş. Dolayısıyla biz şimdi tabiri caizse işte namazda o heyecana, huşuya dalamadıysak, ki dalmalıyız. Dalamadıysak o zaman oruçla bunu telafi etmeliyiz. Oruçla yapamadıysak hacla yapmalıyız. Efendim zekatla yapmalıyız. Fitreyle iyilik düşünerek, söyleyerek yapmalıyız. Ve neticede bu gayretin içinde olup o anı yakalamak. Mevzu önemli, yani o kulluk anını yakalamak ve o şuura varmaktır. Dolayısıyla hac ibadetinin de tabii ki kendin zamanına ve mekanına has özellikler içinde barındırıyor. Ama şunu da söyleyelim. Yani biz orada namazda kılıyoruz. Farklı olarak ihrama giriyoruz. Evet. Efendim mik'at dediğimiz sözleşme mekanına varıyoruz. Allah'a söz veriyoruz. Haramlar, efendim helalleri hatırlıyoruz. Ondan sonra telbiye getiriyoruz. Başka zaman yapamadığımız şeyler bunlar. O sınırda helalleri dahi terk edeceğimize karşı Allah'a evet, söz veriyoruz. Aynen hocam. Öyle. Sözleşme yapıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapıyoruz. Efendim Tur Dağı'na çıkması gibi. Eğer biz bunları yaşayarak yaparsak tabii ki o örnekler boşuna verilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi, efendim yaşantısı, örnekliği, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın örnekliği, biz de onu örnek alarak, onlar %100 o başarıyı elde ettiyse biz de onların peşinden alabildiğimiz kadar. Dolayısıyla mikat Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na çıkışı gibi bir şey. Ya da efendim Lesbezmin'de bizim Rabbimizle sözleşmemizi hatırlamamız gibi bir şey. Bunun bir vakti var, orası mikat dediğimiz, orası işte hac ibadeti içinde olan bir şey. Diğer taraftan tavaf dediğimiz, Kabe'yi bizatihi etrafında dönerek ibadet etmek ya da Arafat'ta vakfeye durmak. Bunlar haccın kendi içinde özel ibadetler. Ama bunun içinde aynı zamanda Kur'an okumak var. Efendim istersen oruç tutmak var, sadaka vermek var orada, evet. Fakir fukaraya. Dolayısıyla bunların hepsini de bir zincir olarak kabul etmek lazım. Yani o namaz bu namaz mıdır? O sadaka bu sadaka mıdır? Değil mi? Evet. Orada kılınan işte namaz şu kadar daha sevap. Sevaptır. Öyle demiyor muyuz? Evet. Efendimiz öyle buyuruyor. Tabii biz değil de Efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bir manada insanın gerçekten dünyasını bir tarafa bırakıp efendim oraya has, orada kulluğu geliştirecek ve farklı, çeşit. Dolayısıyla bizi her bir çeşidiyle silkeleyecek, bizi kendimize getirecek bir özellikle ibadetleri cem etmiş hac ibadeti. Dolayısıyla biz oradan birinden kaçarsak birinden muhakkak rızayı bariye ulaşacak bir fırsat yakalayacağız. Yani tavafı, efendim Arafat'ta duruşumuzu, farziyetini yerine getirdik ama o manaya eremedik. Arafat malumunuz, hac Arafat'tır buyuruyor evet. Efendimiz. Arafat anlamaktır, bilmektir. Allah'ı bilmektir başta. Dolayısıyla o bilinci yakalayın, o zaman tavaf esnasında bunu yakalayacağız. Çünkü biz her birini böyle şuurlu bir şekilde yapacağız garantisi yok. Evet. İnsanız, beşeriz, taşıyoruz. Dolayısıyla kendine özel, evet gerçekten diğer vakitlerden farklı bir özelliğe sahip hac ibadeti. İşte tabii ki insanı geliştirmek, manevi gücünü artırmak, imanını kuvvetlendirmek. Buyurduğunuz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı havayı teneffüs etmek ki aynıdır. Evet. Efendim onun baktığı dağlara bakmak.
aynıdır, değişmemiştir. Bazen asfaltlara kafamız takılıyor. Ya işte buralar topraktı Efendimiz döneminde diyoruz. Halbuki dağa taşa baktığımız zaman aynıydı. Tabii ki bir şeyler değişmiştir ama genel olarak silüet aynıdır. Dolayısıyla biz aslında vahyin pınarına, hani bir suyun pınarına gidersiniz, dağdan fışkırır, orayı bir şey bozmaz. O sürekli oradan temiz çıkar, yürüdükçe belki yollarda kir alır. Dolayısıyla biz o temizliğe koşuyoruz. Orada özünü kapıyoruz. Seccademiz elimizde, efendim saatimizde daim bakıyoruz. Sırtımıza, çantamızı almışız. Herkes böyle. Namaz vaktine koşuyoruz. Efendim varsa orada insanlara hayır etmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla her bir şeyle biz aslında kendimizi arındırmak, temizlemek için güzel bir fırsat yakalamış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla bu o vakitte o mekanda oluyor. O mekanlarda oluyor. Onun için diğer vakitlerdeki ibadetlerden ayrı bir özelliği söz konusudur. Ya, o haz ve iştiyakı sadece o alanda bulabiliyoruz kıymetli hocam. Evet. Yani biz o hac ibadeti esnasında buyurduğunuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kimi zaman eziyet gördüğü, kimi zaman tavaf ettiği, kimi zaman İslam'ı iştiyakla yaydığı, akabelerde olduğu gibi Müslümanları o İslamiyet'e davetin ilk başlangıcını gerçekleştirdiği mekanları, Peygamber Efendimiz'in kaldığı evi veya işte Beni Saat yurdunu gördüğümüzde tabii ki bambaşka bir haleti ruhiyeye, bambaşka bir duruma, psikolojiye bürünüyoruz ki hac ibadetini aslında önemli kılan, en önemli kılan sebeplerden bir tanesi de bu. Evet. Biz böylece buyurduğunuz gibi menbaa gidiyoruz, asr-ı saadete gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın o yaşadığı güzel anıları yahut farklı tecrübeleri biz de o arada bizatihi yaşamış ve müşahede etmiş oluyoruz. Evet. Kıymetli hocama bir sözü verelim müsaade ederseniz muhterem hocam. Şöyle onun güzel hac ilahileri vardır. Engin hocamdan bir ilahi veya kaside dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Kıymetli hocam lütfederseniz bir kaside dinleyelim. Buyurun. Ben Resul'dan çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bize de gösterir mi ki? Yalvarıyorum Mevla'ya, bir daha gösterir mi ki? Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyan Muhammed'e? Mevla bile doymamış ki, nasıl doyan Peygamber'e? Camisi sıra direkler, müminler şefaat bekler. Nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bize de gösterir mi ki? Yalvarıyorum Mevla'ya, bir daha gösterir mi ki? Gözyaşıyla Safa'ya düştüm, yalın ayak Merve'ye koştum. Zemzemini aşkla içtim, içtim ama doymadım ki.
Zemzemini aşkla içtim, içtim ama doymadım ki. Kabe'ye bir taş olaydım, ebedi orada kalaydım. Keşke o yerde öleydim, ölsem ama doymazdım ki. Keşke o yerde öleydim, ölsem ama doymazdım ki. Hacıların son sözü size, Resulullah acı bize. Şefaat et cümlemize, ben Resul'e doymadım ki. Şefaat et cümlemize, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Peygamber'e? Ağzınıza, yüreğinize sağlık kıymetli hocam. Rabbim inşallah bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine de nail eylesin. Amin. O ravzasını yeniden görebilmeyi bizlere nasip etsin. Kıymetli hocam, haccın manevi atmosferine girmişken, malum hac ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kabe asıl itibariyle bu manevi atmosferi yaşamak için bir giriş basamağı şeklinde. Bir başlangıç. Dıştan bakıldığında kıymetli hocam hepsi sembolikmiş gibi görünen hac menasikine ait birçok ritüelin mümini eğittiği, geliştirdiği, yetiştirdiğini görebiliyoruz. Böyle olunca kıymetli hocam hac ibadetinde olduğu gibi görünen şeylerin yanı sıra görünmeyen de birçok husus söz konusu. Özellikle biz daha hacı adayımız havaalanına dahi kendisini attığında yolculuğa başlamadan bir sabır eğitimi başlıyor. Havaalanından sonra Arafat'a işeye gitmek, Suudi Arabistan'a gitmek, oradan işte yerleşeceği otellere varmak vesaire hepsi hangi tür araçlarla yolculuk yapılırsa yapılsın bir meşakkatin ürünü kıymetli hocam, bir sabrın ürünü. Bir zorluk söz konusu. Bu minvalde baktığımızda kıymetli hocam, haccın hikmeti, fazileti konusunda neler söyleyebiliriz? Çünkü normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz birçok olay, hac esnasında o Cenab-ı Mevla'nın bize bahşetmiş olduğu, lütfetmiş olduğu sabırla birlikte daha da kolay oluveriyor. Bunun bir hikmeti, bunun bir fazileti mutlaka ki olmalıdır. Bu minvalde baktığımızda haccın hikmet ve fazileti hakkında neler söylemek istersiniz kıymetli hocam? Evet değerli hocam, şimdi en büyük fazilet kulluktur. Evet. Hac bir ibadettir, farz bir ibadettir. Dolayısıyla o fazilet o kullukta mündemiştir. O fazileti tabii ki haccı malumunuz kitaplar yazılıyor, hikmetleri, efendim katkıları, manevi desteği, anlamları üzerinde çok şeyler söyleniyor. Şimdi değerli hocam, öncelikle bunun bir ibadet olduğunu bilmemiz lazım. En büyük fazilet, ben tekrar söylüyorum, en büyük fazilet, yani fazilet ne kelime, neye deriz fazilet? Efendim, kaynağını Allah'tan aldığına inandığımız bir berekettir aslında fazilet. Dolayısıyla ibadet efendim insanı o kaynağı götüren, dolayısıyla o bereketi üstüne getiren, insana ulaştıran şey ibadet. Dolayısıyla önce bundan başlayalım. İbadet insan için en büyük fazilettir. Ayrıcalıktır, özelliktir. Ve hac ibadeti de farzdır. Velillahi alennasi hiccul beyte.
Yani Allah'ın kullara üzerindeki haklarından birisi de hac ibadetini yapmalarıdır. Men istedaa ileyhi sebiyle gidebilirseler, güçleri yeterse. Burada da şuna dikkat etmek lazım. Güçleri yeterse, biz biraz bazen yorumlarımızı fazlalaştırınca zenginlerin ibadeti gibi algılıyoruz. Bu doğru olmuyor çok. Evet. Çünkü gücü yeten. Dolayısıyla mesela şunu demekte fayda var. İşte diyelim ki ticaret maksadıyla ya da o hac esnasındaki hizmet yürütmek maksadıyla şoför olarak gitmiş adam, hacca katılıyor, ibadetini yapıyor. Algılarda ne var? Ya ama sen hacca gelmedin ki oluyor. Halbuki ya orada elini ayağını her şeyden çekecek, sadece ibadete yönelecek. Öyle algılanıyor. Halbuki gidebilirsen haram olmamak kaydıyla, haram parayla vesaireyle olmamak kaydıyla helal yoldan ve canını tehlikeye atmadan efendim uluslararası işte hak ve hukuka riayet ederek her şeyin bir usulü var. Bunları yani kul hakkı, Allah hakkı, efendim tabiat hakkına girmeden bir ibadeti yapabiliyorsan yapacaksın. Evet. Dolayısıyla önce bunu ifade etmek lazım. Efendimiz de buyuruyor ki yol rızkı azat işte efendim ne diyoruz ona rızkı olan azığı olan ve yolculuk imkanını elde edene hac farzdır. Yani bu istitaat kavramının içerisine tabii sadece maddi güç değil de bedeni güç, elbette, maddi güç elbette. Her şey giriyor kıymetli i̇şte, hocam. Ya aynen öyle. Tabii onlar detaya belki vaktimiz yetmediği için giremiyoruz. Öyleyse kıymetli misafirlerimiz, dinleyicilerimiz ve değerli hocam, bu o zaman sizin de bir başta okuduğunuz hadis-i şerif vardı. Büniyel İslamu ala hamsin. Aslında Müslümanın İslam'ını bina etmesinin bir parçasıdır. Evet. Yani Müslümanlığımızı biz bina ediyoruz böylece. Binamızı sağlam tutuyoruz. Çünkü bizim her şeyimiz zaten bu. Maksadımız bu. Varlık gerekçemiz bu yani. Kulluğumuzu yapmak, Allah'a hakkıyla kul olmak ve tabii ki mükafatını Rabbimiz bize vaat ediyor, onu almak. Öyleyse bu ibadetin çok fazileti var, faydası var. Bunları sayacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a işte onları çağır. Binekli yaya yürüyerek koşsun gelsinler. Niye gelsinler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Onlar için faydalar var orada. Evet. Faydalar var. Faydalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize işte buyurduğu faydalar var. Mesela günahlardan arındırır orası. Değil mi? Hac işte körüğün ateşi yakması gibi günahları yakar. Hac ibadeti, umre ile umre arasındaki günahları yakar. Hac kabul edilmişse karşılığı mebrursa efendim bir cennet vardır. Kabul edilmiş bir hacın karşılığı cennettir. Şimdi bu bir fazilet, bu bir efendim rahmet, bu bir imkan. Dolayısıyla mesela fazilet Efendimiz buyuruyor ki veftullah değil mi? Öyleydi galiba. El-Hüccac veftullah efendim hacılar Allah'a elçilerdir. Allah'ın elçileridir. Dolayısıyla Allah'a bir elçi olma fazileti var bu işin içinde. Ve dolayısıyla elçinin de elçiye zeval olmaz. Duası makbuldür. Dolayısıyla Efendimiz buyuruyor ki işte günah işlemeyin orada. Kötü söz söylemeyin efendim. Orada yani o ihramın gereklerini hakkıyla yapın. Allah sizin duanızı kabul edecek. Çünkü bir elçisiniz. Biraz da o manadan bakmak lazım. Hepimiz gidemiyoruz. Elçi gönderiyoruz tabiri caizse oraya ve dua bekliyoruz. Selam yazıyoruz. Gerçi bazen abartıyoruz değerli hocam. Evet, şimdi oraya kağıt yazıyorlar işte şu selam bu selam. Bir yerlerde paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar, resim atıyorlar. Bu şeyler çok hoş mudur bilmiyorum. Ruhu biraz ben bozuyor. Bilemiyorum. Yani herkesin ruhu kendine. Yani ben yapsam benim maneviyatım değişiyor biraz. Azalıyor diyebilirim kendim için. Başkaları ne kazanıyor bundan bilemem ama çok görsele yüklediğimizi görüyoruz bu ibadetleri de. Dolayısıyla bunlardan kaçınarak maneviyatını yıkmadan kendimizi gerçekten bir elçi mesela Allah'a giden bir elçi olarak gördüğümüzde
ayrı bir şey, mana, fazilet ortaya çıkıyor. Öyleyse Arafat'ta mesela Efendimiz buyuruyor, Arafat'ta dualar makbuldur. Evet. Zaten Arafat, hac Arafat'tır buyuruyor Efendimiz. Oraya çıkarsın, orada durursun. Hiçbir şey yapmazsın, durursun. Durduğun zaman dünyayı durdurursun sanki. Efendim, en azından kendi dünyanı durdurursun. Öyle değil mi? Sadece Allah'la baş başasın. Öylesin. Dolayısıyla zaten elbisen de ona yakışıyor. Mahşeri de anıyorsun. Mahşerin provası zaten. Yani sembol kelimesini kullanmaktansa orada şiar diyor Rabbimiz. O şiara saygı, Allah'a saygı. Dolayısıyla biz şimdi dünyevi bir bedenimiz var, fiziğimiz var. Bu dünyevi fiziğimizle, bedenimizle ulvi olan Rabbimiz, yani sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'a bizim ulaşmamız nasıl olacak? Elbette bizim temas edeceğimiz bir şeylerin içinde o mana yüklenecek. Evet. Onun için ben mecbur Arafat'ta bir toprağın üzerinde duracağım. Ama bu durmanın içinde işte dediğimiz gibi bir dünyamızı durduracağız. Diyeceğiz ki dur bakalım hele. Şöyle bir bakalım, geriye dönelim. Biz neler yaptık? Biz neler söyledik? Her şey bize şahitliydi. Efendim bizim etrafımızda her şey şahit olacaktı. Biz bunu öğrenmiştik ama. Peygamberler gelmişti. Bak burada, Hazreti Adem burada durmuştu. İşte Peygamberimiz burada durmuştu veda haccında. Dolayısıyla ben işte bildim. Yani Arafat bilmek zaten, bildim o zaman. Bu bilgiye sahip olduğun zaman, o zaman artık şuur da arkasından geliyor. Kendi heyecanını yakalamış oluyorsun. Dolayısıyla değerli hocam, fazilet, evet, ibadetin kendisi fazilet. İçinde sayamayacağımız nimetler var. Evet. Her şeyle. Efendim ben şeytanı taşlıyorum, taş atıyorum. Bu bir sembol demeyeyim de bir işaret, bir alem. Neyin işareti? Efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam hemen aklıma geliyor. Diyorum ki oğluna, dedi ki bak ben seni kurban ettiğimi görüyorum. Sen ne dersin? Ben Allah ne dilediyse onu yap. Sen nasıl emrettiyse onu yap. Sen neyi düşünüyorsun? Bu daha çocuk. Evet. Ama peygamberin terbiyesinde büyümüş bir çocuk. Tabi Rabbimizin yardımı var. Sonra ne oluyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam 100 yıl beklemiş bir oğlu olsun diye. Bir çocuğu olsun diye yaklaşık. Ve olmuş. Emrediliyor, kes. Kurban edecek, götürüyor o taşı, işte taşladığımız yere, Mina tarafına, şeytan taşladığımız yere, cemaratın olduğu yere. Sonra her bir seferinde şeytan vesvese veriyor. Şeytanı taşlıyor. Bak bize dünyada her şeyin vesvesesini veriyor. Dolayısıyla biz o vesveseyi nasıl taşlayacağımız orada biz atıyor, öğreniyoruz. Ama biz o şeytanı da görmüyoruz. Taşlayınca gideceğini de tam göremiyoruz. Ama bunu bir sembol üzerinden, bir alem üzerinden, bir işaret üzerinden gönlümüzü vererek yapıyoruz. Bu bize kalıcı bir özellik oluyor. Dolayısıyla döndüğümüzde memleketim, yani her biri bir alem. Tavafı bu aynı. Efendim zemzeminden içmek ve duasını yapmak aynı. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse örnek verelim. Miraca çıktığında değerli hocam, işte o hadislerde okuyoruz. Alemlerden geçti. Efendim orada her şeyler gördü. Cenneti gördü, cehennemi gördü. İnsanları gördü. Onun içinde cehennemlikleri gördü. Günahlarının sebebini, yani cehennemlik oluşlarının sebebini çeşit çeşit gördü ve bize anlattı. Bir alem yaşadı. Biz bunu yaşayamıyoruz Miraç. Yaşayamıyoruz. Ama biz de bu hac ile aynı şeyler aşağı yukarı yaşama, tecrübe etme fırsatı yakalıyoruz. Evet. Yeter ki biz şuurumuzu kaybetmeyelim, bilincimizi kaybetmeyelim orada. Efendim o ibadetleri Allah için yaptığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Çok mana yükleyecek bize. Efendim hocam ben bilemiyorum tabii, o manaya yakalamıyorum. Tabii ki ben manevi manada insanların bundan her halükarda faydalandığına inanıyorum. Çünkü orası ayrı bir mekan. Allah'ın kutsal bölgesi, harem bölgesi. Dolayısıyla hürmeti büyük. Efendim, hürmetin büyük olduğu yerde rahmet büyük. Evet. Buna inanıyoruz. Evet, kıymetli hocam, Arafat'tan bahsettiniz. O belki de bir saatlik o vakfede
İhlas var, samimiyet var, sadakat var, geçmişin muhasebesi var. Çok şey var. Asır saadetini, her şeyi aslında şey orada bir mikro insan var. Dünya, evet. Mikro bir kainat var. Dolayısıyla da o basit gibi görünen o vakfe insanın tüm benliğini alıp götüren. Tabii sadece dünya değil hocam. Kendini Rabbi ile buluşturan bir ayet. Mahşer olunca ahiret var orada. Evet. Tabii. Kıymetli hocam, şimdi hacı adayımız haccını gerçekleştirdi. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da ziyaret etti. Bir de bunun tabii hüzünlü tarafı var ki dönüş yolculuğu, dönüş esnası. Hacı adayı haccını tamamlayıp evine döndüğünde kıymetli hocam, dünyalık olarak tabir yanlış olmazsa bir lakap alır. Ama bu önemli bir sıfat lakaptır, alır. Sıfattır. Sıfat alır. Evet. Hacı denir. Evet, evet, sıfat bu, alır. Bu mukaddes beldeleri ziyaret etmiş olmanın, ibadetlerini yerine getirmiş olmanın bir karşılığıdır. Bir ünvanıdır aslında. Böyle olunca da tıpkı oruçta olduğu gibi kıymetli hocam, nasıl ki biz oruca ey oruç tut bizi diyorsak, hacının da aynı şekilde o hac yolculuğunu tamamlayıp geri döndükten sonra bir haccın kendisini tutması meselesi var. Böyle düşündüğümüzde kıymetli hocam, aslında mahşerin küçük bir provasını yapmış olan hacı adayımız, hacımız hayatını hac öncesi ve sonrası diye iki kısma ayırır. Böyle düşündüğümüzde bir hacımız o kutsal beldeleri ziyaret edip ibadetlerini yapıp da geri döndükten sonraki hayatını nasıl şekillendirmelidir? Hazreti Peygamber'in o veda hutbesini de işin içine katacak olursak, malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defa hac yaptı. Ama hacla alakalı birçok hadis-i şerif, birçok özlü söz ve sahabe-i kiramdan bize nakledilen birçok olay var. Hazreti Peygamber veda hutbesi bağlamında düşündüğümüzde kıymetli hocam, hacı adayının dönüşündeki tavrı nasıl olmalıdır? Değerli hocam, vaktimiz ne kadar müsait bilmiyorum. Vaktimiz bir 10 dakikalık zamanımız iyi, var. İyi, Allah'a şükür. Şimdi şunu hatırlatmakta fayda var. Tabii biz ibadet dedik, fazilet dedik. Efendim kullukta fazileti aradık. Şunu dikkat etmemiz lazım. Zamanımızda kulluk şuuru, bilinci, azmi ne yazık ki zayıflamış görünüyor. Evet. Biz yine kimseyi itham edemeyiz ama toplumu incelediğimizde efendim bu ibadet aşkının zayıf olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerimize bu duyguyu yükleyemiyoruz. Bu çok çok tehlikeli bir durum. Bunları evet. Aslında görmemiz lazım. Şimdi Allah'ın farzıdır, yapılmalıdır. Ertelenemez. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hasta olur, olur ki engel çıkar, mani olur. Bir çeşit. Hangi çeşitse bilemiyorum. Dünya kadar insan var, dünya kadar mani var. Dolayısıyla herkesin bir manisi çıkabilir. Aman ha, dikkat edin. Onun için ben buradan seyircilerimize, bizi dinleyen kardeşlerimize bir kere farzdır. Siz buyurdunuz, başta söylediniz. Bir ömürde bir kere farzdır bunu yapmak. İmkanı olmuşsa lütfen bunu gönlüne koysun. Evet. Bunu gönlünden çıkarmasın. Efendim işte kurra var, şu var, gidemiyoruz. Siz gönlünüze koyun. Herkes gönlüne koysun. Karınca misali değil mi? Tabii herkes gönlüne koysun. Allah nasip eder. Etmezse de sevabını verir. Efendimiz öyle buyuruyor. Bir mümin iyiliğe niyet eder. Onu gerçekleştirirse zaten iki sevap. Daha ya da artık yaptığı iyiliğin karşılığı 700 misline kadar devam eder. Ya kötülüğe niyet eder de efendim yapmazsa bir şey olmaz. Şimdi evet. Bu bir fazilet, bu bir Rabbimizin fazlı keremidir. Dolayısıyla bu kadar efendim varlığın sahibi, bizi var eden, yoktan var eden, nimetleri veren, efendim güneşimizi her gün doğuran, rızkımızı her gün veren, evet kıtlıklar, darlıklar bunlar imtihandır. Bunlar olacak ama genel çerçevede baktığımızda bizim ne güneşi doğurmaya, ne efendim ayı batırmaya, ne yağmuru yağdırmaya, kar yağıyor, Haziran'da gücümüz yetmiyor, bir sıcak verelim de işimize gücümüze bakalım misal. Evet. Dolayısıyla bu mülkün sahibi olan Allah'a karşı vazifelerimizde ihmalkarlık bizim için büyük bir hüsrandır. Onun için evlatlarımız bizi bu konuda meşgul etmemelidir. Malımız bizi bu konuda meşgul et. Buna dikkat et, bunu uyarmak zorundayız biz. Evet.
gücümüzün yettiği kadar. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki la tulhikum envalukum ve la avladukum an zikrillah. Allah'ı zikredeceğiz. Namazla, zekatla, oruçla. Kim Allah'tan müstahni? Allah, ben Allah'a ihtiyaç duymuyorum diyen ancak Allah'ı inkar eden kimselerdir. Evet. Bir Müslümana asla ibadetlerle ibadetler konusunda gevşek davranmak, ibadetler konusunda efendim istihza etmek, hafife almak asla yakışmaz. Yakışmaz çünkü kendini inkar etmek olur. Varlığı inkar etmek olur. Allah'a baş kaldırmak büyük bir felakettir. İnsan için bunun daha büyük bir felaket olamaz. Öyleyse değerli hocam, bu erteleyenler var, ben bunu biliyorum. Ertelemesinler. Evet. En azından niyetlerine koysunlar. Rabbimiz bir yol açacaktır. Evlatlarımız, hiçbir ibadette evlatlarımız ve malımız, dükkanımız, işimiz bizi alıkoymamalıdır. Estağfirullah. Ricalun la tulhim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Allah'ı zikretmekten alıkoyamaz hiçbir iş. Çünkü velen yuakhirullahu nefsen efendim izace eceluha. Eceli geldi mi kimseyi Allah tehir etmeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Zaman tanınmış, zaman bellidir. Evet. Onun için hacca gideceğiz. Gittik mi? Tabii orada öncelikle ibadet alışkanlığımızı geri getireceğiz. Orada ibadete alıştık. Belki bir kısmımız farz namazları bile tam kılmadığı halde gidiyor oraya. Büyük bir imkan, büyük bir fırsat, efendim büyük bir nimet, lütuf. Orada ibadete alıştın, o alışkanlığı getireceksin. Bu tamam. Ama diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işte buyurdunuz ya veda haccı. Son bir seslenişiydi Peygamberimizin. Malumunuz veda ettiği için anlaşılmıştı aslında. Anlaşılmıştı son yılı olduğu. Zaten son döndükten sonra 3 ay mı civar, bir vakit var olabildi, yaşayabildi bu dünyada. Rabbine teslim oldu. Efendimiz ne buyurdu? İnsan mükerremdir, saygıyı hak eder. Efendim eşitliği, insan hakkı bak öne çıkıyor burada. Faiz haramdır. Öğrendik değil mi? Hacda da öğrendik. Biz bunu gittik orada yaşadık, öğrendik. Kan davalarını kaldırdım diyor Efendimiz. Evet. Dünyaya sesleniyor. Müslümanlara özellikle sesleniyor. Kadınlara dikkat edin. Kadınların hakkını koruyun. Kadınlar konusunda hassas olun diyor Efendimiz. Küçük günahları sakın hafife almayın. Şeytan bunlardan sevinecek diyor. Özetliyorum ben. Evet. Çünkü vaktimiz bitiyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyuruyor. Bak geldim ben buraya, kardeşlerime kavuştum. Yani hac orada öyle yapıp da torbaya koyup bir kenara atacağımız bir şey değil. Biz zaten oradaki tecrübemizle kalan ömrümüzü, ahdimizi yeniledik. Misakımızı yeniledik. Biz bunu yaparak burada işte o ahdimizde olduğumuzu göstermiş olacağız. Efendim mülkiyet hakkını Efendimiz orada buyurdular son olarak. Herkes ancak kendi işlediği günahla sorgulanacak, bunu tekrar ettiler. Murisler bellidir. Efendim mirastan hak almak için adaletsizliğe, haksızlığa dikkat edin buyurdu. Emanetleri koruyun dedi. Özetle söyledim. Dolayısıyla şimdi biz bunları orada yüklendik. Öyleyse kul hakkı, Allah'ın hakkı, efendim tabiatın hakkına biz geldiğimizde de riayet edeceğiz. Ve orada öğrendiklerimizi burada bizatihi yaşayacağız ki haccımız ve duamızın kabul olduğunu da belki işaret etmiş oluruz böylece inşallah diye düşünüyorum. Hocam, 1-2 dakika inşallah rejimizden müsaade isteyerek bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Çünkü önemli gördüğüm bir soru. Malum başkanlığımızın hac ibadetiyle ilgili faaliyetleri taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Hac asıl itibariyle başkanlığımız tarafından çok güzel icra ettirilen, işte kişinin memleketinden çıkmasından dönünceye kadar çok güzel yapılan bir ibadet, yaptırılan bir ibadet. Bu minvalde kıymetli hocam, İl Müftülüğümüzün ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac ile ilgili faaliyetlerinden şöyle birkaç dakikalık bahsedebilirseniz evet. İnşallah öylece kapanışa gideceğiz. Sizin de buyurduğunuz gibi hocam, şu an yani bu hac emirliğinden, Arabistan hac emirliğinden de çok defa efendim takdir aldığımız bir mevzudur. Hac organizasyonumuz, Diyanet olarak, Türkiye olarak. Çünkü biz sadece Diyanet demiyoruz. Şirketlerin de hacıları bizim hacımız ve biz devlet olarak onun kontrolünü sağlamak durumundayız. Dolayısıyla biz gerçekten hiçbir
insanımızı feda etmeyecek bir sistemle çalışıyoruz. Evet. Ve çok arkasında çok zahmet olan bir iş bu. Allah herkesten razı olsun. Amin. Bu işi kuran, destek veren, efendim öncülük eden ve bizi oraya hacılarımızı sağ salim götürüp getiren her birimden Allah razı olsun, çalışanından, hocalarımızdan devletimiz var olsun. Amin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kayıtlarımızı yapıyoruz. Efendim hacılarımızı tek tek telefonlarla haberdar ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Gitmeden önce seminerlerimizi yapıyoruz. Hem umreye hem hacca. İşte bu ayın mesela sonunda 30, 31, 1, 2, 4 gün hacılarımıza bizim buradan 400 civarı hacımız gidecek. 420 falan veya da 40 civarı hacılarımızı seminer veriyoruz. Tabii yani insan bilinçli bir şey yapmak zorunda. Yani evet, bilinç olunca iş kolay oluyor. Dolayısıyla anlamı oluyor. Bunu bugünden vermeye gayret ediyoruz. Tabii gönül ister ki bir ay, iki ay bu seminerler verilsin. Ama bu şartlar bunu müsaade etmiyor. Bu sene de biraz hızlı gelişti zaten. Bu sene zaten hızlı gelişti ama biz yine de o seminerleri veriyoruz. Efendim götürecekleri malzemeler belli, onları temin ediyoruz. Pasaportları vesaire. Dolayısıyla buradan alıyoruz, havaalanından teslim aldığımız hacılarımızı ta ki efendim gidecekleri yere uçaklarda hocalarımızın nezaretinde orada karşılama ekipleri var. Efendim odalarımız hazırlanıyor. Tabii bir yabancı bir ülkeye gidiyoruz. Dolayısıyla orada bir takım sorunlar da çıkmıyor değil. Hele şimdi pandemiden çıktık. Dolayısıyla bazı şartlar değişecek. Bunlara elbette ayak uyduruyoruz. Hac zaten meşakkattır buyuruyor Efendimiz. Evet. Ama biz bu meşakkati en aza indirmek için devlet olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla hacılarımız, gitmek isteyenler hiç endişe etmesinler. Allah'a şükürler olsun. Bu vazifeyi çok güzel yapıyoruz. Orada irşatlarımız var, irşat ekiplerimiz var, sohbetler var. Efendim, hocalarımız orada tavafa götürüyor, ziyaret yerlerine götürüyor, umre yaptırıyor. Dolayısıyla tamamen her şey kontrol altında, tabiri caizse hizmetler son haddesine kadar verilmeye çalışılıyor. Kıymetli hocam, yani sözün özü biz ta hacımız evinden çıkıp öyle da evine dönünceye kadar başkanlık olarak din görevlilerimiz, hocalarımız, kafile başkanlarımız olarak hiçbir alanı boş bırakmıyoruz. Her alanda biz orada onların yanlarındayız. Evet. O ibadeti gönül huzuruyla, gönül hoşnutluğuyla yapabilmeleri için de elimizden gelen gayreti en üst seviyede inşallah Teala gösteriyoruz. Kıymetli hocam, hoş defa geldiniz. Bugün sizinle haccı konuştuk. Hakikaten güzel, müstefid olduğumuz bir eyvallah, sohbet oldu. İnşallah ileriki programlarımızda sizi yeniden aramızda görüp İnşallah. Başka bir konuda inşallah ilminizden, irfanınızdan yararlanmak isteriz. Hoş defa geldiniz kıymetli hocam. Allah razı olsun. Allah ilminizi var eylesin. Amin. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, sizin de ağzınıza sağlık. Rabbim sesinizi, sedanızı var eylesin. Çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, Kardelen TV ekranlarında bir programın daha sonuna geldik. Bugün Erzurum İl Müftü Yardımcımız Cahit Küçük Yıldız hocamızı konuk ettik. Hocamızla beraber hac mevsimi olması hasebiyle hacin menasikini konuştuk. Gidişinden dönüşüne hacın ritüellerini, güzelliklerini, meşakkatini ve nasıl yapılması gerektiğini, faziletini ve hikmetini konuştuk. İnşallah Rabbim bu sene hac yolculuğuna çıkacak kardeşlerimize, hacı adaylarımıza mebrur bir hac yapmayı nasip eylesin. Gidemeyen, gitmeyi uman, bu iştiyakta olan kardeşlerimize de en garip zamanda, en yakın zamanda nasip ve müyesser eylesin. Hepinize Erzurum'dan, Kardelen TV ekranlarından hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum.